Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle PHP'de MVC olayını anlatacağız. Daha doğrusu bunu arkadaşlar MVC nedir, nereden itibaren sanırım aslında tanımlar her zaman bildiğiniz gibi havada kalır. Şimdi mesela bunun mantığı nedir arkadaşlar? Bunun mantığı URL'yi okuyarak öncelikle kullanıcıyı karşılıyor. Diyelim ki yani buradan bu arada sesim de kötü çıkıyor arkadaşlar. Hani hastalık falan bu ara. Diyelim ki işte burası ders fizik. Ben daha önce 5 yazmışım. İşte ders slash fizik ve 5'i falan okuyarak ona göre controller çağırıyor arkadaşlar. Tabii ki bunu yapan aradaki sistem router sistemi. Birazdan arkadaşlar bunların hepsini anlatacağız. Controller işte ana görev görüyor. Model veri tabanları işlemleri falan yapıyor. Kısaca basit böyle bir şey söyleyebiliriz. View'de ise arkadaşlar görünen kısımlar, örneğin işte bir sayfanız var. HTML, CSS, JavaScript. Böylece işte PHP ile mesela JavaScript, CSS, HTML yani minimum seviyede iç içe arkadaşlar. Yani eğer hatta template engine kullanırsanız hiç iç içe olmaz ama gene sanki bunlar iç içeymiş gibi görev yapacak. Şimdi ben routing sistemi olarak arkadaşlar bunlar MVC framework'lara hakim olan arkadaşlar için routing sistemlerde kullanabilirler. Ama biz bugün arkadaşlar CodeIgniter'daki olduğu gibi bir yönlendirme sistemi kullanacağız. O nasıl kullanıyor? İşte mesela şuradaki ilk parametre, pardon buraya bir yazalım. Bu arada ders uzun olacak arkadaşlar. Controller. İşte buraya metot girilecek ve buraya örnek bir parametre girilecek. Ben daha önce yazdığım için böyle bir hemen çıktı. Yani böyle ilki controller oluyor arkadaşlar. İlk ikincisi metot ve üçüncüsü de bu controller. Yani bu metot bu kontrol içindeki metot artık. Beş de buna gönderilecek bir parametre. Ders başlamadan önce arkadaşlar her zaman heat access'imizi MVC'de kullanacağımız heat access'i ben buraya yazdım. Şimdi burada bunu hiç bilmiyorsanız arkadaşlar Google işte MVC pardon Google'a ne yazabilirsiniz? MVC ET Access HP MVC yazabilirsiniz. İşte direkt bu dosyayı bulursunuz. Burada arkadaşlar sadece işte URL'den ne girilirse girilsin bir URL get parametresi olarak atamışım. Sadece neler? Dosya ve dizin hariç demişim. Burası çok önemli değil. Burada mesela bakın echo şöyle bir şey yapalım. Echo işte get diyelim. Pardon burada da get diyelim. Örnek şu anda bir URL'yi alalım arkadaşlar. Onun üzerinden biz yavaş yavaş bir gidelim. Ctrl S yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Bu ders uzun olsun. Sıkıntı olmasın şu anda. Bakın controller metot 5 geldi. Yani arkadaşlar artık ben buraya ne girersem gireyim şu anda bakın undefined verecek. Çünkü tanımsız sıkıntı yok. Ben buraya rastgele bir şey yazdım. Bakın gene URL'yi aldı. Yani şu anda biz neredeyiz? Index PHP'deyiz. Buraya ne yazarsak yazalım. Direkt onu alabiliyoruz. O zaman ben buraya işte 3 tane parametre gireceğim. Controller, işte metot, işte burada bir parametre girelim. Şu anda böyle yapalım arkadaşlar. Zaten ilerideki şeylerde kontrol ederken kodlarımızı işte metot olmayabilir, parametre olmaya gibi birçok şeyi yaparsınız siz kendiniz. Şimdi ana amaç arkadaşlar burada URL'i okuyup parçalara ayırmak. İşte ilkinin kontrol olduğunu çağırmak. İkincisi onun içindeki metot olduğunu çağırmak. Şimdi biz burada app adında bir Direktör yani bir klas oluşturalım ve ona göre bir şey yapalım. Bu arada video kaydediyor mu? Evet video kaydediyormuş arkadaşlar. Ben buradan sağ tıklayayım. New diyelim. Burada Direktör yani bir klasör oluşturalım. Burada app adında bir klasörüm oluşsun işte. Bunun içinde models, controller ve views'ler olsun arkadaşlar. Şimdi bunun
Bu router bizim ana dizinimiz arkadaşlar. Hiç şey olmasın, aklınızı karıştırmasın. Burada işte controllers, yani kontroller olacak. İstersen büyük harfi C, büyük de başlatabilirsin. O sıkıntı yok. Burada bir modası oluşturalım. Yani modellerin olacak. Yani veri tabanı işlemlerin olacağını, burada da arkadaşlar VM'in olacağını söyleyelim. Gerçekten çok basit. Hiç kafanızda büyütmeyin arkadaşlar. Bu dersi izledikten sonra artık tamamdır. Bu iş artık öğrenmiş olacaksınız. Ben VM istiyorum. Burada umarım doğru yazmıştık. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şu anda sadece bunu bir kapatalım. Bir de arkadaşlar ben bir dersimde görmüştüm. Bunu işte bir sistem adında bir dosya oluşturalım. Yani ne olsun? İşte sistemin içinde bu işte örneğin URL'yi ayrıştıran, gerekli dosyaları yüklendiren şeyler olsun. Bir sürü özellikle arkadaşlar ne yapmıştık? Mesela derslerimize Outlook dosyası oluşturmuş. Burada PHP file istersen class da oluşturabiliriz. Zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Outlook dosyamızı normal bir şekilde oluşturalım. Evet, maalesef bilgisayar çok yavaş çalışıyor. Burada biraz kodlarımızı bir büyütelim arkadaşlar. Gelelim buraya biz. Bunu bir silelim. Bu arada mouse da olmadığı için gerçekten zorlanıyorum arkadaşlar. Biz nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Set into path ile yapıyorduk. İsterseniz başka yollarda vardı, onu söylemiştik. Şimdi bir neredeydi? Controllers'lardaydı arkadaşlar. Yüklenecek dosya. Benim path separator'de sabit değişkenimiz vardı. Bu path separator değişkenimiz vardı arkadaşlar. Neden? Evet, path separator değişkenimiz vardı. Bir de başka nerede? Modusların arasında şu anda arkadaşlar ne yapacak? İsmi çağrıldığı anda ne olacak arkadaşlar? Bu otomatikmen yüklenecek. Ve CPL Outlook Register metodumuzu artık çalıştırma vakti geldi. Bu dosya arkadaşlar ne yapacak? Hangi class çağrıldıysa onun dosyasını otomatikmen ne yapacak? Böylece yükleyecek class'lar için. Şimdi şöyle bir şey yapalım. İsterseniz artık bunu include class ile ne yapalım? Bunu sisteme dahil edelim. Include class diyorum çünkü include'da arkadaşlar iki defa yüklerse hata yapar. Bunu da unutmayın. Ne olacak? Outlook dosyasını buraya dahil edelim. Ctrl S yapalım. Şimdi örnek çok basit bir şey yapalım. Burada diyelim ki bir tane controller oluşturalım. Hangi controller'ımızın ismi ne olsun? Controller'ımızın ismi mesela şu anda işte my control olsun arkadaş. My control olsun ve okey. Hatta keşke ders yapsaydık, sıkıntısı olmazdı. Gerçi bunları bir kodlarımızı biraz büyütelim arkadaşlar. Bakın kodlarımızda gerçekten iki satır zor büyütüyorum. Evet. Fare olsaydı keşke. Fareyi bir evde unuttuk. Şimdi bir public fonksiyon oluşturalım ve diyelim ki örnek burada ne olsun? Tutorial işte hatta metot olsun arkadaşlar. Metot isminde bir metodumuz olsun. Şimdi örnek bu ne döndersin? Bu return desin. Hello işte from neydi? Metottan. Neydi? Add control işte. Böyle bir şey, saçma bir şey yazdık. Şimdi yani ne oldu? Merhaba, metot kontroldaki metottan gibi İngilizce bir cümle kurduk. Değil mi? Yani çok basit bir şey. Grammar bilgimiz yok ama aşağı yukarı böyle olması lazım. Şimdi pardon bunları ne diyeceğiz? App'in altındaki arkadaşlar. Bakın pardon bunları şöyle yapacağız. App'in altındaki şurada App'in hemen altındaki diyeceğiz. Bunu işte bir yazalım. App'in hemen altındaki modası. Yani artık X'in birazdan zaten arkadaşlar ileride bunun ne kadar çok önemli olduğunu göreceksiniz. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi index.php'ye gelelim. Örnek şu anda şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bunu isterseniz bir değişkene aktaralım. Yine bunu URL ile diye bir değişkene. Bu arada çok niye böyle sıkıntısı var arkadaşlar. Gerçekten URL adlı bir değişkene aktaralım.
Şöyle yapalım. Mesela explode diyorum. Neye göre ayıracağım? Slice'a göre neyi ayıracağım? URL'yi ayıracağım. Şimdi burada noktalı virgül olmadığı için biraz hata olduğunu görüyor. Ve bir printer ile bunu istersen arkadaşlar bir görelim. Bakalım. Bu arada gerçek şu anda arkadaşlar şu anda zor yazıyorum. Normalde ben alışık olduğum sistemin dışında biz burada maalesef 2 saattir faresiz yapamıyorum gerçekten. Şimdi o yüzden yazamıyorum daha doğrusu. Bakın ne oldu? İşte kontrolü birincisi anahtar, kontrol ikincisi metot, üçüncüsü 5 olduğunu söyledi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Hani buraya slash attık. Bakın arkadaşlar 3. parametrede geldi. Hani pardon 4. parametre. Halbuki ben onun olmasını istemiyorum. Onun için array filter var. Yani boş olanları filtrele. Yani sil gibi bir metodumuz PHP'de var. Evet bakalım arkadaşlar. Bakın ne oldu? Artık 5 oldu. Yani bunun sonuna artık slash veya slash eklemem artık önemsiz oldu arkadaşlar. Bundan da kurtuldu. Şimdi isterseniz bunu bir değişkene aktaralım. Yani şu anda biz gene bunu URL adında bir değişkene aktaralım. Çok da önemli değil. Yani sürekli URL, URL, URL diyorum da çok da sıkıntı değil. Şimdi ben biliyorum ki arkadaşlar bakın istersen gene printer ile bunu ne yazalım? Bu URL'yi ne yapalım arkadaşlar? URL bir ekrana verelim. Gene sizler aynı görebilirsiniz. Bakın ne oldu? Hiçbir fark olmadı. Yani biz artı 1, 2, 3 şeklinde bunu ayırdık. Şimdi bizim çalıştıracağımız kontrol isminde bir değişken tanımlayalım. Bu URL'nin işte 0. anahtarı. Tabii ki ileride arkadaşlar metot ne olacak? Çalıştıracağımız metot ne olacak? URL'nin 1. anahtarı. Ve burada da parametre göndereceğimiz parametre ise ne olacak? İşte URL'nin 2. anahtarı olacak. Yani aşağı yukarı böyle. Tabi ileride ne yapabilirsiniz siz? Bu metot var mı? İşte bu parametre var mı gibi işlemler yapabilirsiniz. Şimdi çok basit yapacağız. Bakın şöyle açalım bunu. New diyorum. Neydi? Kontrol değişkenimizi buraya yazıyorum. Ve artık parametre şu anda içine göndermiyoruz. Ve içindeki hangi metodu çalıştırıyoruz? Metot değişkenimizi çalıştırıyoruz. Ve içine ne göndereceğiz? İçine artık ben parametre göndereceğim. Kontrol iş yapım. İstersen şu anda bunu bir echo ile de yazdırabiliriz. Sadece böyle yapalım da en azından öyle olsun. Bir sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım. Ne dedi arkadaşlar? CPL Autoload yükleyemedi. Ne yüklemedi? Bir bakalım arkadaşlar. Sebep neymiş? Bir bakalım. Autoload'ı bir görelim arkadaşlar. App'in hemen altındaki controllers'larda evet neydi? Controllers. Doğru yazmışız değil mi arkadaşlar? Doğru yazdık. Bir bakalım. Evet çünkü burada kontrol arkadaşlar yazmamışız. Bakın şimdi ileride zaten arkadaşlar bunların hepsini yapacağız. My control yazalım arkadaşlar. İçindeki mesela metot çalışsın ve şu anda parametre 5 gönderelim. Bakın ne oldu? Hello from method add control oldu. Yani tamamdır bu. Şimdi şöyle bir şey yapalım. İsterseniz hani buraya parametre de gönderebilirsin. Mesela par diye bir parametre. Bu her zaman olmayabilir. Yani gelmezse çok da sıkıntı değil gibisinden. Yani şöyle bir şey. Onu neden gönderdim arkadaşlar? Kontrol et yapalım. Şimdi bakın. Burada ben 5'i sildiğim anda bakın nasıl bir hata olacak. Neydi? Missing argument hatası verecek. Hani ben buraya bir değişken atıyorum. Parametre olmadığı zaman false yap. Sen sıkıntı olmasın gibisinden bir işlem yap dedim. Bakın şimdi pardon biz bunu kaydetmedik galiba. O yüzden böyle bir sıkıntı var. Kontrol et yapalım. Galiba kaydetmedik. O yüzden böyle bir sıkıntı var. Allah Allah bu neden böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. IndexPHP'den bir bakalım. IndexPHP'den metotta nasıl bir kontrol et yapalım. Bir bakalım nasıl bir undefined 11. satırda arkadaşlar indexte
11. satırda bir hatta olduğunu söylüyor. Bir bakalım, 11'de herhangi bir sıkıntımız da yok gerçekten. Herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen böyle bir hatta alıyor. 5'i yazalım. Evet, parametreyi şu anda arkadaşlar ne yapıyor? Parametreyi görmüyor. Bir bakalım parametreyi görmemesinin sebebi neden? Normalde bu parametre arkadaşlar oluşturdu ama görmüyor. İlginç. Şimdi birazdan bunu kontrolünü yapacağız arkadaşlar. Bakalım neredeymiş. Birazdan zaten ona bakarız. Yani URL'den artık biz neyi çağırabildik? Kontrolü çağırabildik. Şimdi biz isterseniz kontrol içinde arkadaşlar her şeyi yapan bir controller oluşturalım, değil mi? Hani çok da sıkıntı değil. Mesela PHP class olsun. Bu da işte örnek main controller olsun. Yani ben bunu neden yaptım arkadaşlar? Bunun yapmamın sebebi her şey bu yapsın. Yani örnek kullanıcı bir şöyle bir şey yapalım. Pardon. Controllers. Evet. Controllers. Evet. Tamam. Şimdi bunu mesela hani framework olduğunu düşünelim. Bu main controllers her şeyi yapsın. Sadece işte gerekli fonksiyonları kullanıcının oluşturduğu kontroller oluşturur. Hani Laravel'e bir biraz benzetelim gibisinden. Biz bunu biraz büyütelim arkadaşlar. Şimdi burada örnek bir şey oluşturalım. Hani ne oluşturalım? Bir örnek bir burada bakın ilginç bir şey yapacağım. Bir public fonksiyon oluşturalım. Construct metodumuzu yazalım. Neydi burada? Construct metodumuzu bir yazalım. Pardon. Sihirle construct metodumuzu bir yazalım. Neydi? Pardon ya. Gerçekten çok yanlış yazamıyorum şu anda. Berbat. Şartlar olsaydı, güzel bir bilgisayar olsaydı elimizde. Yani daha doğrusu fare falan. Bilgisayar da yavaş, o yüzden yazamayız. Burada arkadaşlar çok basit bir şey yapıyorum. Function view diyorum. Ve böyle bir fonksiyon oluşturuyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar ben ilginç bir şey yaptım. Construct metodumun içinde bir normal fonksiyon oluşturdum. İşte arkadaşlar bunu bütün metotların içinde yapamıyoruz. Sadece construct'ın içinde yapabilirsiniz. Buraya gelen sonuçta arkadaşlar bir dosya gelecek, file gelecek ve örneğin şu anda o hangi dosya geldiyse ne olacak? Onu include edelim, değil mi? Arkadaşlar include once edeceğim. Ne işte bu nerede? App'in hemen altındaki işte views'in hemen altındaki ne olacak? İşte file.php olacak, değil mi arkadaşlar? Herhangi bir sıkıntımız var mı? Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi gelelim view'den örnek bir tane home adında bir ne oluşturalım? Home adında bir sayfa oluşturalım. İşte home diyelim, home.php oluşturalım. Geldik buraya. Şu anda bunu hepsini silelim ve HTML 2.5 ve tab tuşuna basıyorum. Bu arada non-click açık olmadığı için tamamlama. HTML 5 tamamladı. Hop hop kendine gel. Evet, kendine geldi. Burada bir H1 yazalım. Ve tab tuşuna mesela hello home page diyelim. Böyle bir şey yazalım. Ctrl S yapalım. Bakalım. Şimdi burada nasıl bir şey yapacağız arkadaşlar? Burada bakın main control oluşturduk. My control'a bir dahil edelim. Burada autoload dosyası olduğu için ben extend istiyorum. Bakın neydi? Main control'u direkt ekledi. Böylece arkada hiçbir şekilde include etmeme gerek yok. Biz şimdi şöyle bir şey yapalım. Ne diyelim? Return diyelim. Az önce oluşturduğum view'e ne gönderelim? Örneğin bir home'u gönderelim bakalım. Ctrl S yapalım. Bakalım nasıl bir şey olacak arkadaşlar. Hani bakalım sayfamızı bir yenileyelim. Ne oldu arkadaşlar? Bir hatta aldı. App, view, home. Bakalım büyük ihtimalle S'de bir yanlış yazmışız. Evet, S'de bir yanlış yazmışız. Bu da view değil, views olacak. Ctrl S yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım nasıl bir durum olacak. Bakın hello home page geldi. Artık ne oldu? Controller'dan view'e çağırabildim. Çok güzel. Buna nasıl değer göndereceğiz? Buna değer göndermek de çok kolay arkadaşlar. Örneğin bakın. Biz buradan bir değer gönderelim. Burada bir değişken olsun.
Ne olsun? Buna bir değişken olsun. Böyle bir İngilizce bir şey yazdık. Değişken yazdık. Bu değişkenim ne olsun örneğin? 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Peki bunu VM'e nasıl gönderebilirim? Çünkü arkadaşlar bunu bakın buradan parametreyle gönderebilirsin. Tek tek. Ama bu sıkıntılı olur. Neden olur? Çünkü bütün metotta neydi? Main controllers'daki VM'e gönderecek ki bunun tek parametre olması lazım. Ya array şeklinde gönderirsiniz ya da bunu array dönüştüren kısa bir metodunuz var PHP'de. Compact diye bu şekilde. Ben de öyle kullanıyorum. Değişken diyeyim arkadaşlar. Bu şekilde. Bu değişken yaptığımızda nasıl bir şey ortaya çıkıyor? Ben onu söyleyeyim arkadaşlar. Bu direkt array çeviriyor ve key value şeklinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapıyor. Yani artık bu bizim parametremiz bu. Tamam mı? Tamam. Artık VM'e geldik arkadaşlar. VM'de de artık ben ne yapabilirim? Bunu extract edebilirim arkadaşlar. Ne oldu? Artık extract metodumuzu bilmeyen yok. Peki parametre geldi mi? Parametre gelmedi. Örnek ben buna var adında işte neydi? Değişken olsun. Bu gelmeyebilir arkadaşlar. Onun için false yapıyor. Adam her zaman değişken göndermek istemez yani VM'e. Ne oldu? Burada varsa artık ne yapabilirim? Extract edebilirim. Bunu bilmeyenler için çok basit bir şey yapayım arkadaşlar. Örneğin bir array'imiz olsun. Bu şekilde örnek id'si pardon. id'si örnek 5 diyelim bir array var. Virgül işte user işte bu şekil. Diyelim ki bu da admin olsun. Atıyorum yanlış yazdık ama olsun. Buradaki extract ettiğimiz zaman id eşittir 5 olur. Yani extract bu işe yarar. Anlatabildim mi arkadaşlar? Artık ne oldu? Benim array şeklinde gelen neyi? Her bir anahtarı ne attı? Artık bir değişkene ve value'si anahtar değeri. O zaman anahtar değişken değeri de ne? Değişkenim değeri oldu. Artık bakın benim dikkat ederseniz artık çağıracağım VM'de ne oldu? Bu değerlerden sonra geliyor. Yani benim VM kodları artık burada değil mi? Öyle çünkü include etti ya. İlk başta ben öğrenirken burası biraz benim kafamı kurcalamıştı. O yüzden size de söyledim. Artık bakın my control'da değişken var değil mi? Ben isterseniz bunu home PHP'de artık gösterebiliriz arkadaşlar. Bir bu kodlarımızı biz biraz büyütelim. Böyle şu anda görebilirsiniz. Ben buraya işte H1 yazdım. Tab basıyorum. PHP'de böyle bir basit bir kullanım var arkadaşlar. Direkt bunu yazabiliriz. Değişken yazıyorum ve PHP'yi bu şekilde artık kullanabiliriz. Bizim arkadaşlar bakın değişkenimiz bakalım burada gözükecek mi? Hello homepage diyelim. Bakın hello homepage ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 gözüktü. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Yani ana mantık bu. Yani ileride zaten ben şu anda bazı şeyleri es geçiyorum. Örneğin işte 5 parametresi olmazsa siz onları yaparsınız. Ana mantığı öğrenin arkadaşlar. Bakın ana mantığı öğrenin. Peki yani ben örnek işte models olsun. Ben veri tabanı işlemleri yapmayacağım. Uzun sürmesin video. Burada PHP class örnek ne olsun? Users adlı bir modelim olsun arkadaşlar. Değil mi? Atıyorum öyle. Bir modelim oluşsun arkadaşlar. Ve istersen biz burada da kodlarımızı biraz büyütelim. İsterse arkadaşlar mesela burada şeyler var. İsmini tam unuttum. Mesela Laravel'de şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Siz sadece modelde tablo ismini belirtebilirsiniz. Biz böyle yapmayalım. Öyle de yapabilirsiniz. Öyle yaparsanız biz helper olarak slide oluşturmanız lazım. İnşallah bir gün onu da göster. Burada sadece biz modelde işte veri taban işlemleri yaptığımızı varsayalım. Burada işte public diyelim. Function diyelim. Dışarıdan çağırabilir. İşte örnek bir ne olsun? Burada get adlı bir metodumuz olsun değil mi arkadaşlar? Bu belki de parametre alacak değil mi? Örnek işte buraya pr diye bu almayabilir. Yani parametre alabilir, almayabilir. O zaman false yapıyoruz. Şimdi örnek bu return dersin. Neden dersin arkadaşlar? Varsayalım ki veri tabandan böyle bir bilgi geldi. id'si 5, işte user
İşte user admin dedi. Var seninki böyle bir şey gönderdi. İşte buraya pass gönderdi. Değil mi arkadaşlar? Var canım böyle bir şey gönderdi. Pass'ta ne olsun? İşte artık Da Vinci'nin şifresi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Öyle miydi? Yok değil. Öyle yapalım. Bu pasta arkadaşlar İngilizce, Türkçe olsun, şifre olsun. Öyle bir şey salamasyon yaptırdık. Yani model arkadaşlar diyelim ki MySQL'den veri çekti. Ne yapacak arkadaşlar? Artık onu controller'dan çağıracağız. Onu controller'dan çağırmak çok basit. Bakın az önce bir şey yapmıştık. Auto-load dosyası oluşturdum. Bak ben mesela örnek burada bir değişken kullanacağım. Örnek data gibi bir değişkenim olsun. Ve new diyorum arkadaşlar. New diyorum. User'dan buradan neyi çağıracağım? Get parametresiyle artık get metodundaki neyi her şeyi çekeceğim. Artık ben view'e gönderecek miyim? View'e de gönderelim bakalım. Artık buraya neyi datayı yazabiliriz. Bakın ne kadar basit. Gördünüz mü arkadaşlar? Kontroldan direkt neydi modelden çağırdım. Artık bakın dikkat ederseniz deneyim ne oldu? MySQL işlemlerim ayrı yerde. Şu anda MySQL yaptığımı varsayıyorum. Ve neydi? Home PHP ayrı yerde arkadaşlar. HTML dosyam ayrı yerde. Controller'ım da ayrı yerde. Bakın istersen ben buraya 5 parametresi de gönderebilirdim. Bakın 5 parametresi de gönderebilirdim. Mesela ID'si 5 olanı çek gibisinden. Şu anda bir parametre göndermiyorum. Ctrl+S yaptım. Bakın Home PHP'de örneğin ben bu data değişkenimi bir yerde yazalım bakalım. Bak burada da isterseniz bir error atalım. Hani şey olsun. İsterseniz bu print error arkadaşlar. Siz isterseniz PHP kodlarını açıkça astırabilirsiniz. İşte şu şekilde ille bu eşittir olmak zorunda değil. Arkadaşlar bunu bilmenize yarar var. MVC ile çalışırken çok ihtiyacınız olacak. Yani daha doğrusu pratik olacak. Bakın bir sayfamızı bir yenileyelim. Bakalım modeldeki verilerimizi geldi mi? Bakın array işte ID user bakın modeldeki veriler de geldi. İsterseniz arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bakın mesela parametre ID bakın ID 5 geldi ya bakın 5 geldi ya 5 geldi. İsterseniz onu da alabiliriz. Yani çok da sıkıntı değil. Yani bu ders burada bile bitse artık kafanızda arkadaşlar bir şey oluşturmuşumdur umarım. Burada mesela 5 göndermeyelim. Bakalım hata alacaktı. Biz burada 10 index.11. satırda diyor bir hata var arkadaş. Burada parametre URL 0, URL 2 neden böyle bir hata aldığını bir bakalım. Echo'yu bir parametre olarak bir yazdıralım arkadaşlar. Yani bakın arkadaşlar ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten bunlar hiç kafanızı kurcalamaz. Evet burada pardon. Bu işi göndermedik. Burada bir 5 gönderelim. Evet bakın ne oldu arkadaşlar? 5'i göndermiş oldu. Şimdi parametreyi buradan isterseniz biz buradan bunu bir silelim. Bazen de belki tarayıcının ön belleğinde sorunlar olabiliyor. Şimdi örnek bu parametreyi alalım. Neredeydi arkadaşlar? Bizim MyControl'daydı. Bir parametre isterseniz burada direkt ne gönderebiliriz artık? Burada artık neydi? Modele gönderebiliriz. İsterseniz arkadaşlar burada echo pr pardon. Burada mesela burada parametre diye bir şey de yazabiliriz. Bakın bakalım olacak mı? Buraya param diyelim ve neyi göndersin? Artık return etsin UPR değişkenine yani parametresine yapsın. Bir bakalım arkadaşlar nasıl bir şey olacak. Evet bakın ne oldu? 5'i gönderdi arkadaşlar. Şimdi burada parametre dikkat edin. Biz 4 gönderelim. Bakın 4 gönderdi. Artık burada örnek 45 gönderdi. Bakın parametrede 45 gönderdi. Yani artık ben yani bunu neden gösterdim? Bu da mesela MySQL işlemi yaptırabilirsiniz. İşte ver neydi? Ver dersiniz. Aynısı işte gelen PR eşit olan gibi bir işlem yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar pardon.
Ben bunu kapatayım. Burada arkadaşlar isterseniz şurada buna süslü parantezimizi de yazalım. Burada isterse arkadaşlar basit olarak bunu dersi bitireyim. Ders uzamasın. İşte ana mantığımız bu arkadaşlar. Bakın gerçekten ne kadar basit. Model ayrı yerde, işte kontrolör ayrı yerde. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar ben hiçbir yerde include yapmıyorum. Modelde bir fonksiyon çağıracaksa, metot çağıracaksa direkt çağırmam yeterli. İşte autoload dosyası bu kadar önemli arkadaşlar. Yani illa autoload dosyasını böyle yapmanız gerekmez. Varsa sizin mantığınız, şimdi ileride mesela karmaşık sistemler yazarsanız autoload'u biraz modifiye edebilirsiniz. Dosya olmayabilir veya olabilir gibisinden bir işlem de yaptırabilirsiniz. Ben bunları yapmadım. Basit olarak arkadaşlar bu dersin inşallah bir gün gelişmiş kısmını çekeceğiz. Gerçekten vaktim olmadığı için ben kesiyorum. Şimdi birazdan geri çıkacağım. Maalesef müsait olamıyorum. Gerçekten yani mesela 1-2 ay önce çok müsait zamanlarım oluyordu. O yüzden ders çekebiliyordum. Bu ders istersen burada bitsin arkadaşlar. Biraz en azından basit bir şekilde nasıl MVC yazabilirsiniz onu öğren. Bakın arkadaşlar ne oldu? Buradaki model ayrı yerde arkadaşlar. Neydi? Controller ayrı yerde arkadaşlar. View'de ayrı yerde. Artık bu tamam size kalmış. Mesela bir isim yazalım. Ne olsun? İsim dolabının yeri değil mi arkadaşlar? İsim dolabının yeri. Bakın kontrolden yazdık. Kontrollerden yazdık. Diyelim ki home'da göstereceğiz. Artık burada ben bir yerde gösterebiliriz. Çok da sıkıntı değil. İsterseniz H1'in içine de yazabiliriz. Hani net gözükmesi açısından. Buraya isim yazalım. İki nokta üstte PHP tag'larımızı açalım. Eşittir. Ve de isim değişkenimizi buraya yazabiliriz. Ctrl S yapalım. Sayfamızı yazalım. Yenileyelim. Bakın ne olacak? Burada undefined isim değişkeni. Bir bakalım. Çünkü büyük ihtimalle Compact'ta biz göndermedik. Evet, Compact'la göndermedik. İsim değişkenimizi buraya yazalım. İsim değişkenimizi buraya yazalım. Burada işte önüne çift tırnak yazalım. Şuraya da bir çift tırnak yazsak tamamdır. Ctrl+S yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım ne olacak. Bakın isim Dulu abinin yeri geldi. Yani kısaca arkadaşlar bakın burada kontrolünüzden mesela direkt kodlara da durdurabilirsiniz. Mesela diye diyelim. Hop diyelim. Yani burada artık siz ne yapıyorsunuz? Bütün işlemleri yaptırıyorsunuz. Yani burası neydi? Sisteminizin ana merkezi. Yani sisteminizin ana merkezi controller. Yani artık burada her şeyi buradan kontrol ediyorsunuz. İşte var mı yok mu yönlendirme falan. Mesela arkadaşlar bakın şu anda çok basit bir şey göstereceğim. Mesela main kontrolda yine bir tane fonksiyon da oluşturabilirsiniz. Bakın bu şekilde arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Construct içinde de metot tanımlayabilirsiniz. Bakın bu ilginç bir şey. Ben bunu daha önce gösterdim mi bilmiyorum. Böyle bir kullanım umarım yani bu işte tecrübeli olanlar da şaşırmış olabilirler. Rider ekli bir mesela oluşturalım. Bir metot oluşturalım. Neydi bu? Here işte arkadaşlar. Location ne olacak? Artık buradan mesela bir parametre gelecek ya. Bu parametre gelecek. Bu işte artık bu ne olsun? RD diye bir parametre olsun. Hatta ne olsun? Rider diye bir parametrem olsun. İki nokta üstte artık benim Rider değişkenimi buraya yazmam yeterli. Ctrl S yapalım. Şu anda hata verecek ama yönlendirmeyi de yapacak arkadaşlar. Örnek ne olsun? Bu metot çağrılığında return arkadaşlar hiçbir şey yapmasın. Rider nereye yönlendirsin? Nereye yönlendirsin? Direkt mesela ana sayfa adında bir yere yönlendirsin. Bir bakalım arkadaşlar. Sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım ne olacak? Bakın hata alacak. Çok da sıkıntı değil. Bakın ne oldu? Ana sayfa diye bir yere yönlendirdi arkadaşlar. Local host sizi çok fazla yönlendirdi. O sıkıntı değil. Önemli olan buradaki mantığı anlamak. Yani neydi?
Local construction içine method tanımlayabilirsiniz. Dikkat ederseniz ben burada yani constraint dışında herhangi bir metot yazmadım. Yani constraint dışında metot da yazabilirsiniz. Ama onlar arkadaşlar constraint içindekini mutlaka return ettirmelisiniz arkadaşlar. Ama constraint dışında iller return ettirmeniz gerekmez. Bakın şu anda constraint içinde ya arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Ctrl S yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Bunu bir silelim. Bir şöyle bir şey yapalım. Bakın arkadaşlar böyle bir de durum var. Artık bu tamamen size kalmış. Return dediğimde ne olacak? Ondan bir sonraki kod çalışmayacaktı. Onu biliyoruz. Mesela echo diyelim. 1 artı 2 diyelim. Bakın 3'ü görmeyecek arkadaşlar. Bakın 3'ü görmeyecekti. Çünkü return'den sonra kod çalışmıyordu. Evet arkadaşlar bence bu ders burada bitsin. Eksikler var, artılar var. Kısaca bu böyle arkadaşlar. Gerçekten not ediyorum bu dersi. Söz veriyorum size. Müsait bir günde bunun geniş kısmını çek. 1 saat, 1,5 saatte bulur. Yani her şeyle yani ince noktasına parametre olabilir, olmayabilir, işte güvenlik falan bu gibi şeyleri çekip. Ama arkadaşlar benim diğer dersimizden bunu daha rahat anlamıştır umarım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.